tek gazeteci soramaz ha benim muhabirim haricinde. Soramaz. 40 yıllık gazeteci de soramaz. Zor. Bravo, vallahi zor. Yemin ediyorum zor. 50 yıl geçse soramaz. Çünkü telefonlaşıyorum sürekli muhabir arkadaşlarımla yayın sırasında. Gündüz evde çoluğumu çocuğumu bırakıp. Şimdi bir görelim bakalım. İzleyelim ne demiş Sayın Ali Koç. Sonrasında Sayın Burak Elmas. Sayın Başkan, son bir soru. Çok bugün eleştiri konusu oldu. Sayın Servet Yardımcı sabah saatlerinde oy kullandı. TFF Başkan Vekili. Bu çok eleştirildi. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Niye eleştirilmiş? TFF Başkan Vekili olduğu için ve Fenerbahçe Kongresi'nde oy kullandığı için eleştirildi bu konuda. Söz konusu Fenerbahçe olunca gözünün üstüne kaşın var diye eleştirebiliyorlar. Bilmiyorum, ben görmedim kendisini. Gayet normal oy kullanmış olması. Bunda bir anormallik yok. Siz bir şey eleştirecekseniz kupa törenine MHK Başkanı niye katılıyor? Onu şey yapın, eleştirmeni daha doğru olacak. Evren Hoca of 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 diyor. Doğru. Kupa töreninde Sayın Serdar Tatlı'nın ne işi varsa Sayın Servet Yardımcı'nın da Fenerbahçe Kongresi'nde o işi var. Hatta Türkiye Kupası'nda Serdar Tatlı'nın olması kupa töreninde daha ayıp. O zaman ben Hamza da Gökhan da gidebilir abi. Sayın çok Servet Yardımcı da gider. Oyunu kullanır aslanlar gibi. Bak bu kadar net söylüyorum. Normali ben. O aslında da. Ben tatmin oldum. Siz ortalığı yettiniz. Sayın Ali Dürüst. Sayın Ali Dürüst istifa etti Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Geri döndü. Ondan sonra geri döndü. Dedi daha ki ben Gazze menfaatlerini savunmak için geri dönüyorum dedi. Daha var mı ötesi ya bundan? Bunu... Bir daha izleyelim mi? Bundan daha ötesi var mı ya? Dediğin doğru. Geleceğim sana. Bir kere daha izleyelim. Çünkü müthiş bir açıklama Sayın Ali Koç'tan. Bir daha izleyelim. Son bir soru. Çok bugün eleştiri konusu oldu. Sayın Servet Yardımcı sabah saatlerinde oy kullandı. TFF Başkan Vekili. Bu çok eleştirildi. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Niye eleştirilmiş? TFF Başkan Vekili olduğu için ve Fenerbahçe Kongresi'nde oy kullandığı için eleştirildi bu konuda. Söz konusu Fenerbahçe olunca gözünün üstüne kaşın var diye eleştirebiliyorlar. Bilmiyorum, ben görmedim kendisini. Gayet normal oy kullanmış olması. Bunda bir anormallik yok. Siz yani. Bir şey eleştirecekseniz kupa törenine MHK Başkanı niye katılıyor? Onu şey yapın, eleştirmeni daha doğru olacak. Yani Sayın Başkan'ın verdiği cevap mükemmel bir cevap. Şöyle neden bence mükemmel bence abi? Çok güzel. Hayır hayır. Bence mükemmel. Bak, kupayı beşten sanmasaydı. MHK Başkanı Türkiye Kupası verilirken podyumda olmamalı. Hayır olabilir hayır, de. Türkiye de, diğer Futbol Federasyonu Başkanı verilmesi alışkın olduğumuz için. Normalde o alışkanlık var. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık abi yani. Neden? Abi herkes neden? Her şeyi yapsın bırakın. Hepsi gidip oyunu versin. Oyuncular da versin. Bırakın abi, aynen bu işlerle siz. Ya, hep şeytan avukatlığını yapıyorsunuz. İsveç'te değiliz. İsviçre'de değiliz. Ya. Bırakın herkes oyunu değiliz. Kullansın. Burada, yok, yok. Burada Gökhan öyle Zan'da bir gitsin, algı var ki. Hamza'da kullansın. Hayır. Ne var bunda ya? Hayır hocam bak burası Türkiye. Ya, burada yapılan Türkiye, her şey yanlış anlaşılıyor. Ben tarihte tanık olmadım bir merkez hakem kurulu başkanının, bir hakem şefinin kupa merasimine katıldığına. Bir takım çalıştıran teknik direktörün geçen hafta eleştirdik. Batur. Rakip olabilecekken Batur. Gidip oy kullanması bence yanlış. Siz alakası tarafsızlığı yok. Temsil eden bir kurumun as başkanıysanız gidip bir kulübün başkanlık seçiminde, yönetim kurulu seçiminde oy kullanmamalısınız. Bak kullanamazsınız demiyorum, kullanmamalısınız. Etik değil. Selim Soy'dan da bildiğim kadarıyla Fenerbahçe gelmedi. Yöneticisi neden gelmedi? Gitmedi? O da gidebilirdi. Neden gitmedi? Gidebilirdi. Gitti ben. Görmedim. Belki de gitti, görmedim. Görünmeme ihtimali yok. Git. Ha yok mu? Görünmeme ihtimali yok. O yüzden bak. Orada herkes milli takım kampında da görmüş. Ben şimdi şeytanın avukatıyım. Selim abi oy kullanmak tarafsız mı oldu şimdi? Hayır. Ben şimdi şeytanın avukatıyım. Bak başka bir şey. Allah korusun. Şu ya, bu tarafsızlığı temsil ediyorlar. Tweet atarak bak tartışma başından yanlış. Bak arkadaş. Ben diyorum sen Beşiktaş'ın karşısına teknik adam olarak çıkan Şifo Mehmet Beşiktaş Divan Kurulu üyesi olmasına rağmen kongrede oy kullanmamalıdır. Ben de onu söylüyorum. Kullanmamalı. Tarafsız. Tarafsızsan. Ama tarafsızlığı temsil ediyorsan da gidip kullanmamalısın. Mali işlerden sorumlu Üstü Güleli gider kongrede oyunu kullanır. Hiçbir hayır. Sakıncası yok. Servet, Sayın Servet Yardımcı, ben şimdi şeytanın avukatıyım. Şeytanın avukatıyım. Aziz Yıldırım, Ali Koç'a Fenerbahçe'ye yapmış olduğu açıklamalardan sonra gitti Servet Yardımcı. Ben Ali Koç'un arkasındayım kardeşim dedi. Şeytanın avukatlığını yapıyorum şu anda. Orada görünerek Ali Koç'a destek olduğunu herkese ispat etti. Hadi bakalım. Ben böyle yorumladım. Ali Koç'un vakili biliyor. Neden biliyor musun? Bu dedi ki Sayın Aziz Yıldırım bu açıklamaları yaptı. Federasyon üzerinde de bu baskıyı kurabilir. Ben halen şeytanın avukatlığını yapıyorum. Biz federasyon olarak Ali Koç Aziz Yıldırım'ı istemiyoruz dedi belki. Kim dedi onu? Yaptı. Aziz bu gidip oy kullanmasına Ali Koç'a destek oldu. Aziz Yıldırım destek olarak belki bunu ima baba, etti. Tam tersten sadece gidiyorsun. Bunu ima etti belki. Çanakkale'ye bir Balıkesir'den gidersin bir Tekirdağ. Sen tersten gidiyorsun. Niye? Aziz Yıldırım federasyonla iyi geçini dedi ya.
Aynen. İyi geçinin dedi. Dedi ama ben iyi geçinin dedi. Fenerbahçe başkanı olursa federasyon siz, üzerindeki hükmü daha fazla olur gibi algılıyor. Siz Fenerbahçe yönetiminin bugüne kadar hiç Emircan Kılıçetin yani TV 100 mikrofonları haricinde. Helal olsun Emircan abi. Böylesine net, bu kadar açık ve federasyonun yanında saati, bir açıklama yaptığını gördünüz mü? Sanki saati sorarmış gibi. Bravo. İki, Burak Elmas. Sayın Burak Elmas'a çok teşekkür. Sayın Ali Koç. Sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum size. Mikrofonumuzu geri çevirmediniz. Teşekkür ediyorum. Tabii ki eleştireceğiz ama bel altı hiçbir zaman olmayacak bu programda. Sayın Burak Elmas için de geçerli. Sayın Ahmet Nurçevi için de, Sayın Ahmet Ağoğlu için de. Çok teşekkür ediyorum. Genç bir kardeşimiz mikrofon uzatıyor. Ali Başkan röportaj yapıyor birileriyle toplu halde. Ondan sonra çıkıyor geliyor, bizi kırmıyor. Çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin başkanı işte böyle olmalı. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan'a, Sayın Ali Koç'a. Şimdi Sayın Burak Elmas'ın açıklamasını görelim.